Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sistemimizin kategorilerini düzenlemeyi göstereceğim. Daha önceki eğitimde anlattığım kısımları, aşamaları yine eğitim devam ettiği sürece göstereceğim. Yani şu an için ilk etapta siteyi alışverişe açık hale getirmeye çalışıyoruz. Bu nedenle diğer ayarları geri plana bırakıyorum. İlk olarak ürünler, sol taraftan ürün kategorileri kısmına tıklıyoruz. Kategoriler kısmında bize temamızın vermiş olduğu siteyi kurarken ki yapılmış olan bir sürü birkaç tane yani demo amaçlı verilmiş kategoriler var arkadaşlar. Biz işlem yaparken ilk olarak hepsini seçiyoruz ve tüm demoları siliyoruz. Ama bir tanesi kalacak, genel olan muhtemelen kalacaktır. Çünkü bir tanesi kesinlikle kalmak zorunda. Bunda tabii isim değişikliği yapacağız. Sonrasında da yeni kategorileri kendimiz ekleyeceğiz. İsim değişikliği kısmına genelin alt kısmından düzenle, hızlı düzenle, görüntüle kısmı var. Düzenle kısmına tıklayarak düzenleme işlemini başlatacağız. Şimdi isim kısmına kategorinin ismini değiştirebilirsiniz. Burada normalde bu kategori zorunlu kategori olduğu için biz bunu kullanmayı istemiyoruz. Ya da farklı bir şey kullanın. Karışık ürünler yazabilirsiniz. Diğer ürünler yazabilirsiniz. Farklı ürünler yazabilirsiniz. Yani indirimli ürünler. Bu tamamen sizin kendi ihtiyacınıza kalmış bir şey. Kendiniz nasıl isterseniz. Ben diğer karışık ürünler olarak yazacağım. Tabii silebilirse mouse. Heh, şu şekilde yapalım. Ya da karışık ürünler de diyebiliriz. Şu kısmı kısa alt kısmını boş bırakırsanız eğer kategori kendisi kısa otomatik isim verecektir. Siz yazmak istediğiniz farklı bir isim varsa yine onu ekleyebilirsiniz. Ebeveyn kontrol kısmını arkadaşlar şu an için herhangi bir şey yapmayalım. Bu kısımlara birazdan zaten değineceğiz. Açıklama kısmını falan şu an için boş bırakalım. Bu ayarları da dediğim gibi kategori işlemleriyle birlikte yapacağız. Küçük resim yükleme işlemlerini yapabileceğiz. Diğer işte tüm aşamaları birazdan yapacağız. Şu an için güncelle diyelim. Ve sonrasında kategoriler sekmesine tekrar dönelim. Kategoriler kısmında arkadaşlar yeni bir kategori eklemek istersek şurada ismi değişti. İsmini buraya yazıyoruz. Kısa ismi yine boş bırakabilirsiniz. Kendisi otomatik dolduracaktır. Ebeveyn kontrolü kategorisi dediği kısma karışık ürünler ya da hiçbiri. Atıyorum yeni bir ürün yükledik. Şunu noktalım şuradan sizlere örneklendirerek göstereyim. Mesela yüklemiş olduğumuz ürünleri de diyelim ki diğer ürünler, farklı ürünler, indirimli ürünler. Alt kategorisi bulunmasını isterseniz karışık ürünler kısmını seçiyorsunuz.